ortak fikir birliğine vardık. Ve bu fikrimizin hayata geçirilmesi noktasında taleplerimiz oldu. Başta Spor Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından fikrimizin kabul görüldü ve bugünlere gelmiş oldu. Biz inanıyoruz ki bu almış olduğumuz kararla bize ait olan bu sporların, bu değerlerin sporcularımıza, gençlerimize, milletimize, vatanımıza hatta tüm dünya sathına yayılması hususunda inşallah hayırlı ve doğru bir karar almış bulunuyoruz. İnşallah bugünkü yapılacak olan genel kurulda tek aday olarak İbrahim Türkiş başkanımızı aday olarak gösteriyoruz. İnşallah yönetim kuruluyla beraber bu sporlar, güreş sporlarıyla alakalı alınacak kararlar, yapılacak ve oluşturulacak olan organizasyonların hepsinde başarılı adımlar atarlar ve bu sporlarımızı gençlerimize ulaştırırlar. Ben şimdiden hayırlı mübarek olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kurduğumuz birliğin amacı yağlı güreşimizi hem Türkiye'de bir kalite standardına, geleneklerinin ortak paydada beraber yaşanmasını sağlamak, hem de aynı zamanda geleneksel olarak yapılan bu güreşlerin bir sistematik içerisinde gelenek göreneklerimizi, törelerimizi yaşatarak dünyaya duyurmak ve o gün konuşulmaya başlanmıştı bugün geldiğimiz aşama. Güreş Federasyonumuz gerçekten Türkiye'nin yüzünü artacak olimpiyatlarda çok güzel işler yapıyor. Fakat geleneksel güreşlerimizde bu iş biraz yerelde, biraz belediye başkanları, biraz ağalık sistemleri kendi içinde gidiliyor. 8 yılın sonunda bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaları, tensipleriyle, Spor Bakanımızın bu işe destek vermesiyle, Etno Federasyonu, Konfederasyonumuzun bu işe evet geleneklerimize sahip çıkmanın yollarını bulmalıyız. Bazı şeyleri ayrıştırırsak daha başarılı oluruz söylemlerinin bugün vücut bulmasına hep beraber şahitlik ediyoruz. Yönetime seçilecek başta başkanım olmak üzere tüm yönetimdeki arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Başka bir şeye daha imza atılacak bugün. 3'te onların da kongresi var. Yani geleneklerine sahip çıkan bir ülke ve bu gelenekleri dünyaya tanıtan bir millet olma yolunda bu federasyonlarımız, bu federasyonumuz Allah'ın izniyle çok işler yapacak. Mutlaka başlangıçta kendi içinde değerlendirilmesi, tartışılması, zamana bırakılarak, demlenerek daha iyi olması için süreye ihtiyaç vardır. Ama bu Kadir Şinaslı tüm Türk toplumu göstereceğine inanıyorum. Kurulacak olan iki tane federasyonumuz, başta şimdi içinde bulunduğumuz federasyonumuzun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor. Herkese saygılarımı sunuyorum. Geçmişten bugüne tüm Güreş Federasyonu başkanlarımızı, spor bakanlarımızı, bu konuda emek sağlamış, emek vermiş tüm güreş severleri, güreş ailesinin, güreş camiasının mensuplarını tekrar burada saygıyla selamlıyorum. Ve bütün emekler içinde hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Yücel Başkanım da söylediler. Çok bizim alana girmeden kısa geçtiler. Bize biraz konuşma imkanı sağlamak için. Şimdi bugün yapılan bu genel kurulda yeni federasyonumuzun kurulması asla ve asla güreşin bölünmesi değil. Bu günümüzün koşullarında her alanda olan uzmanlaşmanın ve ihtisasın sağlanması için yapılmış bir tercih. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Bu nedenle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak Güreş Federasyonu yine bizim başımızın tacı. Biz bu yeni ihtisaslaşma ayrımının yapılma amacını kısaca şöyle özetleyebiliriz. Güreş Federasyonumuz asıl hedefi olan olimpiyatlarda ve dünyada ülkemizin çok daha iyi temsil edilmesi için çok daha rahat edecekleri, daha huzurla çalışabilecekleri bir
imkanı elde etmiş olacaklar bugünden itibaren. Bizler de yeni federasyon olarak bugünden itibaren yapacağımız şey şudur. Gerek yağlı güreş, bu dalların, bu organizasyonların lokomotif gücü olan yağlı güreş, gerek kara kucak, gerek şalvar, aba, aşırtman aba ve kucak güreşlerimizin tamamını Türkiye'de olduğu kadar dünyada da tanınır hale getirmek ve tek hedefi bu güreşler için mücadele eden bir federasyonu en etkili şekilde oluşturmak olacaktır. O yüzden bundan sonra gerek yağlı pehlivanlarımız, gerek şalvar, kuşak, aba, aşırtman aba ve kara kucak pehlivanlarımız artık bizim yakın temasımız içerisinde olacaklar. Güreş federasyonumuz da dediğim gibi bir noktada bu kadar çok aşırı organizasyon içerisinde sıkıntıya girmemiş olacaklar. Bu güzel düşünceleri ortaya koydukları için, güreşimize bu katkıyı sağladıkları için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleri olmak üzere yine Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'a buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na ve Hamza Yerlikaya Bakanıma da tekrar buradan teşekkür ediyorum bu güzelliği bize sağladıkları için. Bakın, dediğim gibi bugün bizim için bir ayrılık değil, tekrar yeni bir filizin, yeni bir şahlanışın başlanmış günü olacak. Şimdi günlerdir biz bu göreve talip olduğumuz ortaya çıktıktan sonra çeşitli mecralarda, sosyal medyada hepimize ve sizlere de ulaşan bir takım bildirimler geliyorlar. Şimdi bir kere şunu net bir şekilde size ifade etmek istiyorum. Tüm güreş camiamız bunu bilmeli. Burada oluşacak olan federasyon, bundan önce var olan ve bugün var olan güreş federasyonumuzda hiçbir ayrılık taşımamaktadır. Hepsiyle biz kardeşiz. Hepsi bize en yakın bir şekilde hizmet arkadaşlığı yapacaktır. Ve geçmişte var olan tüm güreş hakemlerimiz, bugün bizleri bu konuda temsil eden tüm güreş hakemlerimiz, güreş camiamız içerisinde bulunan hocalarımız, kanaat önderlerimiz, bizim gerçekten yaşayan efsanelerimiz bizim için her zaman için yol gösterici olacaklardır. Bugün listede olsa da olmasa da, şekli olarak bizimle görülse de görülmese de, bütün arkadaşlarımız bizim bir bütünümüzdür, parçamızdır, yol göstericimizdir ve bizimle birlikte hareket edeceklerdir. Bunu size tekrar buradan ifade ediyorum. Bunu niye söylüyorum? Yaklaşık 3 gündür bana ihbar üzerine ihbar geliyor çeşitli konularda. Şimdi diyorum ki bu arkadaşlarımıza, tabii ben sosyal medya üzerinden herhangi bir cevap vermedim. Telefon açıp da cevap vermedim. Burada bu federasyon başkanlığı adaylık konuşmasında genel bir ifadeyle bu cevabı vereyim istedim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, sevgili delegasyon, sizlere dün de söyledim, bugün tekrar ifade ediyorum. Bizim için bugün bir milat. Bugünden itibaren artık burada yeni orijinal bir yapı oluşacak. Şimdi göreceksiniz ki bugünden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Onu size söyleyeyim. Evet, geleneklerimiz korunacak. Geleneklerimizi, bizim dualı şairin ruhuna uygun da şeyler tabii ki korunacak. Ama kural ve nizamın eksiksiz olarak uygulanacağını, bu konuda hiçbir şekilde hiçbir istismara fırsat verilmeyeceğini ben buradan sizlere ifade ediyorum. Şimdi bizim gerçekten çok büyük organizasyonlarımız var bu yapı içerisinde. Bu organizasyonlarımız bizim hep yüz akımız olmuştur. Bu organizasyonların layıkıyla devam etmesini sağlayacağız. Bunlarla ilgili olarak her türlü tedbiri alacağız. Ancak
Bunları yaparken dediğim gibi yeni bir anlayış mutlaka bizimle birlikte olacak. Bunu şimdiden ifade ediyorum. Bu anlayış sizi asla rahatsız etmesin. Bu anlayış bugünden itibaren göreceksiniz ki yağlı güreşe de, kara kucak güreşine de, aba güreşine de, aşırtmalı abaya da, kuşak güreşine de değer katacak. Bir yerde disiplin yoksa, bir yerde nizam yoksa orada gerçek anlamda bir başarı da yoktur, istikrar da yoktur, gelecek de yoktur. Şimdi biz bunu mutlak surette sağlamak zorundayız. Federasyonumuzun önümüzdeki dönemlerde tabii ki ana kaynağı devletimizin ve Spor Toto Teşkilatımızın bize yaptığı destek olacaktır. Ama mutlak surette federasyonumuzla ilgili ciddi bir takım sponsorluk çalışmalarının yapılması için gayret içerisinde olacağız. Ve bu gayretlerle, bu çalışmalarla federasyonumuzun bütçesini elimizden geldiğince yükseltmeye çalışacağız. Sonu ki bizler doğruyu yapalım, yanlış yapmayalım. Ve hep birlikte ortak bir akılla inşallah başarılı bir dönemi geçireceğiz. İnşallah, inşallah diyorum. Allah nasip etsin, başarılı olalım. Bugün değil, bir daha geldiğimizde sizlerin karşısında mahcup olmuş birisi olarak değil de yani onurla gelmiş biri olarak karşınızda olmayı Allah'ımdan hamd edeyim, şu anda diliyorum. Bu duygularla hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyor ve genel kurumumuzun yağlı güreş camiamıza, kara kucak camiamıza, şalvar camiamıza, kuşak, aba, aşırtmalı aba camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, tarihe şahitlik ediyoruz Tekno TV Güreş'e dair programı olarak. Sayın Yücel Yılmaz, yaktığı meşalede yine Geleneksel Spor Dalları Federasyon Başkanı, Etno'da Türkiye'nin her yerinde dünyaya açılan değerleri bugün de milata şahitlik olur dedik ya, Geleneksel Güreş Dalları Federasyonu miladına bismillah dedi ve büyük destek var. Öncelikle Sayın Başkanım, neler söyleyeceksiniz? Evet, bugün dediğiniz gibi güzel bir milat. Başkan adayımız İbrahim Türkeş çok güzel söyledi. Uzmanlaşma iyidir ama kıvamına geldiğinde demlenince gerçekten Etnospor Konfederasyon Başkanımız geleneksel sporlara verdiği destekle
dünyaya da yaptığı tanıtımla etno organizasyonlarımız da biliyorsunuz daha yeni 2 hafta önce çok güzel bir festival yapıldı. O festivalde de gördük ki hiç yabana atılmayacak çok güzel geleneksel bizim atasporlarımız var. Ben yağlı güreş kısmındayım. 8 yıldır hamilik yapıyoruz güreşlere. Bir araya geldik biz belediye başkanları. Şu anda Türkiye'de 117 tane yağlı güreş organizasyonu yapılıyor. Yıla yaydığınızda bunu da belirli bir ay esnasında olduğunu düşündüğünüzde aslında çok organizasyon yapılıyor. Dünyada seyircisi hangi sporların çok vardır diye sorduğunuzda gerçekten yağlı güreş spor seyircisi çok fazla. Bunu nereden biliyorsunuz dediğinizde bütün organizasyonlarımıza on binlerce vatandaşımız gün boyunca katılıyorlar, güreşleri seyrediyorlar. Özeti bunun biraz daha profesyonel yönetilmesi gerekiyor. Bizim güreş federasyonumuz var. Bu güreş federasyonumuzun altında bütün geleneklerimizin devam eden sporları sıkışmış durumdaydı. Onların olimpiyat görevleri var. Ulusu temsil etme görevleri var. Çok farklı görevleri var. Etnosporun açtığı çığırla bugün çok güzel 2 işe imza atılıyor. Geleneksel olarak yapılan sporlar bir federasyon çatısı altında kendi işlerini yapacaklar. Bizim toplamda 200'e yakın organizasyon diğerleriyle, abasıyla diğer güreşlerimiz de artık bir federasyon tarafından yönetilecek. Ben bugünün çok tarihi bir gün olduğunu ve gelişmek için kuralları daha iyi yaşatabilmek için, dünyaya güreşlerimizi, sporlarımızı tanıtabilmek için bu federasyonun elzem olduğunu konuşuyorduk. Ama olur mu? Problem yaşanır mı? Yeterince nüve tutar mı? Ama şimdi Hakan Bey yanımda daha güzel açıklayacaktır. Bu festival onu gösterdi. Etnosporun son 6 yılda göstermiş olduğu faaliyetler bize bu cesareti verdi ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün hayata fiili olarak geçmiş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni yönetime seçilecek arkadaşlara da başarılar diliyorum. Evet, gerçekten Hakan Başkanım, Etno'da başladığı günden şu ana kadar yakın takip ediyoruz ama gelinen zirve, harika bir Etno'yu geride bıraktık, Etno Spor Festivali'ni. Bir yanda yağlı güreş, bir tarafta cirit, efendim atlı, okçuluk, kabak atışları, puta atışları ve halk uluslararası alanda da Etno kariyerine yakışan bir çizgiyi, marka değerini arttırdı. Ve bu güçle, bu samimiyetle de biz bugün Milata Sayın Başkan dediği gibi imza atıyoruz. Değerlendirme bakılacak olursa siz de divanda yüreklendiren bir konuşma yaptınız. Açılış konuşmasında söz sizin efendim. Öncelikle Yücel Başkanımın söylediği her şeye katılarak bir iki tane ilave yapmakta fayda görüyorum. Şimdi Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bünyesindeydi. Hem güreş çeşitleri hem de atlı sporlar çeşitleri. Yücel Başkanım da belirttiği gibi bazı böyle hem daha profesyonel hem daha olaylara hakim olabilme. Yani ben şöyle tabir ediyordum. Bir ailenin içerisinde 9 tane çocuk vardı. Her bir çocuğa yeterince ilgiyi, alakayı, vakti ayıramıyorduk. İstiyorduk ki her bir çocuğumuzla çok vakit geçirelim. Şimdi bunları gruplandırdık. Atlı çocuklarımız, güreş çocuklarımız şeklinde ve federasyonlara böldük. İnanıyoruz ki çok daha iyi olacak. Ve biz bu yola 7 sene önce çıktık Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun kurulması noktasında. Sizin de belirttiğiniz üzere 2 hafta önce son bulan festivalde biz bu emeklerimizin, hedefimizin ne kadar gerçekleştiğini görüyoruz, yaşıyoruz, mutlu oluyoruz. Şunu da söylüyoruz, diyoruz ki geçmişine sahip çıkmayan geleceğini yaşayamaz. Bizim bu değerlerimizi sadece sporlar olarak değil, bizim bu kültürlerimizi, geleneklerimizi çocuklarımıza, gençlerimize aşılamamız lazım. Güreş diyoruz, güreş Peygamber Efendimiz zamanından gelen bir spor çeşidi ve bize ait olan bir değer. Baktığınız zaman şöyle, şu anda hamdolsun olimpiyatlarda değişik spor dallarında da madalyalar almaya başladık. En son örneklerini işte şu anda Akdeniz Olimpiyatları yapılıyor. Güreşinden tutun, okçuluğuna kadar, okçuluk da işte malum yine bizim sporlarımız, atçılık vesaire. Biz bu değerlere de hizmet etmek zorundayız. Şu anda biz bu spor faaliyetlerini, imkanlarını, belediyelerimiz, başkanlarımız bu sporları icra edebilecek
sahaları gençlerimize açtıktan sonra bu başarılar mutlaka gelecektir. Bizler onun için de mekar harcıyoruz. İnşallah bugünkü milatla beraber güreşlere daha çok, daha fazla değer ayırıp, zaman ayırıp, vakit ayırıp inşallah daha iyi noktalara getireceğiz. Hayırlı olsun inşallah. Hakan Başkan, özel bir şey söylemek istiyorum. Yorumla birlikte sorum gelecek ama şimdi Kareş'te başlatmış olduğu hani olimpik meşale vardır. İlk defa 2011 Trabzon'da Sayın Faruk Nafiz Özak Bakanlığı'nda evet. Gençlik Olimpiyat Oyunları yapıldı ve ilk defa özel izinle, özel uçakla meşale Trabzon'a geldi. İlk defa Türkiye'ye geldi. İlk defa Kareş'te bu meşaleyi yakıp da insanları güldüren, birbirini sevdiren, sevemeyende saygı noktasında prim yaptıran siyaset üstü bir oluşuma imza atan bir Yücel Yılmaz gerçeği var ve bu hiç küçümsenemeyecek bir güç haline geldi ve birlik oluştu. Bu birlikte siyaset üstü bir birlik ve her partiden Türkiye'nin değerlerine dava edilmiş belediye başkanlarımız var. Evet. Yağlı Güreş Birliği. Küçümsenmeyecek bir gücü var. Bugün gelinen tablonun da önemli bir parçası Yağlı Güreş Birliği ve Sayın Yücel Yılmaz olağanüstü saygın bir kariyer yaptı ve bu saygınlığı mütevazi bir şekilde geleneksel spor dallarına ve bugün taçlandırılan bugünkü konfederasyon desteği ve federasyon genel kurulunda gözle görülür bir noktaya taşıdı. Peki siz nasıl bakıyorsunuz bu gelişmelere? Yağlı Güreş Birliği'nin gerçekten yorumladığımız gibi sizde yeri nedir efendim? Şu anda Yücel Başkan federasyonumuzda, yönetimimizde. Demek ki bizler de bunu gördük, görüyoruz, istiyoruz ve olaya kesinlikle ama kesinlikle siyasi yaklaşmıyoruz. Bizim değerlerimiz, federasyonumuz olsun, konfederasyonlarımız olsun, içerisinde parti vesaire gözetmiyoruz. Sadece bu camiaya gönül vermiş insanların hizmet etmesini istiyoruz. Yücel Başkanımız da bunlardan bir tanesi olduğu için zaten bugünkü bu genel kurulda yerini aldı. İnşallah da ömrü, sağlığı, vakti yettiği sürece de hep beraber devam edecektir. Ben bir şey daha ilave buyurun etmek efendim. İstiyorum. Etnospor Festivali dedik. Bu sene 5.'sini gerçekleştirdik. Her bir festival bir öncekinden bir kat daha değerli, daha güzel. Bu geleneksel sporların olimpiyatları diye adlandırdığımız Dünya Göçebe Olimpiyatları. Yani Dünya Göçebe Oyunları. Sayılı günler kaldı. 29 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Bursa İznik Gölü kenarında yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 5 tane devlet başkanının katılımıyla bugüne kadar Kırgızistan'da yapılmıştı. Bundan sonraki ülke neresi olur bilmiyoruz ama bu sene 29 Eylül'de Türkiye'de yapılacak. O da Türkiye'ye yakışacak bir şekilde bizim sporlarımız, bizim değerlerimiz başta olmak üzere bize ait olan değerleri tüm dünyaya göstermek için hep beraber biz var gücümüzle çalışıyoruz. Buradan sizler aracılığıyla da, tüm medya aracılığıyla da tüm halkımızı 29 Eylül'de İznik'e bekliyoruz. Evet, biraz önce sevgili Yücel Yılmaz da anlattı, Hakan Başkan da ama gerçekten bir milat. İbrahim Türkeş, değerli başkan öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Teknist olarak girdiğiniz bu tabii genel kurul bir tarihi milat. Biz de Teknomedya TV olarak bu coşkuya 15 yıldır hep ilkleri başaran bir ekip arkadaşlarımızla şahit olmak istedik. Çok güzel sunumlar yaptınız. Şu an tabii seyircimiz onu da izlediler. Peki efendim, şimdi strateji olarak şöyle bir özetleyecek olursak, nereden başlayacağınızı anlattınız aslında, bir kurumsal kimliğinizi oturtacak, kurumsal yapılaşmanızı oturtacağınızı söylediniz ama özet olarak bundan ne anlamalı Yağlı Güreş seyircisi Sayın Türkeş? Şimdi tabii öncelikle kısa vadede daha federasyonumuzun bir kuruluş aşaması var. Hukuki olarak kurulmuş ama fiili olarak kurullar oluşturulmuş değil. Statüsü belli olmakla birlikte talimatları belirlenmiş değil. Güreş Federasyonu'ndan güreşçilerimizin lisanslarının bize aktarılması henüz tamamlanmış değil. Bunlar hızlı bir şekilde ilk kuruluş aşamasını tamamlayacağız. Tamamlamadıktan sonra bakın konuşmamda da hep söyledim. Şu anda sosyal medyada açıkçası beni üzen, rahatsız eden son günlerde çok paylaşımlar oluyor. Tarafıma gelen pek çok ihbar var. Maalesef var. O yüzden bizim amacımız önce bu kanamaları durdurmak. Dostluğu tesis etmek. Güzelliği tesis etmek. Çünkü dostluk olmazsa, güzellik olmazsa bu güreşimiz ileri gidemez. Doğru mu? Evet efendim. Biz hani bu göreve niye geliyoruz? Bu amaçla geliyoruz ve ifade ettim. Güreş Federasyonumuz zaten artık bundan sonra daha özgür kalacak. Türkiye'nin olimpiyatlarda, dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonasında daha iyi temsili ki gerekeni yapacak, çalışacak, gayret edecek. Bizler de önce
ülkemizde bu işin çok daha düzgün ve adil bir şekilde, daha güzel koşullarda, daha iyi şartlarda yapılmasını sağlamaya çalışacağız. Bunu sağladıktan sonra da dediğim gibi altyapıya çok ciddi önem vereceğiz. Altyapıdaki gençlerimizin daha sağlıklı bir şekilde gelişmesini ve geleceğe uzanmalarını sağlayacağız inşallah. Alkış alan bir konuşmaydı bu, altı çizildi. Hazur'un tarafından, delegasyon tarafından efendim. Şimdi bu yapıldıktan sonra tabii ikinci ana hedeflerimizden bir tanesi mutlaka bu güreşlerimizi, özellikle yağlı güreşi. Yağlı güreş çünkü çok bütün dünyada da ilgi çekiyor. Özellikle yağlı güreşi uluslararası bir organizasyon haline getirebilir miyiz? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Zaten bir takım güreşlerimizin, şalvar, kuşak ve aba güreşinin uluslararası boyutu var biliyorsunuz. Evet. Onları daha etkin hale getirip onları da ülkemizde daha tanınır hale getireceğiz. Mesela biraz önce Yücel Başkan'dan rica ettim. Dedim ki size rica ediyorum, önümüzdeki Kurtdereli güreşlerinde bir tane aba güreşi finalisti, bir tane şalvar, bir tane kuşak, bir tane aşırtmalı aba ve kara kucak pehlivanlarını da çıkaralım, ayrı ayrı yapalım. Onları da tanıtalım. O güreşlerin de inşallah belki Kırkpınar'da da biraz sonra bir tane Kırkpınar'ın koordinatörü arkadaşımızla yönetim kurulunda artık beraberiz. İbrahim Bey. Ona da rica edeceğim. Belki orada da olabilir. Abi gerçi o çok şimdi biraz vakit zaman sıkıştı şu anda da. Ama Kurtdereli'de kesin bunu yapacağız. İnşallah Elmalı'da bunu yapacağız. Hatta bir aşama sonrasında bu tanıtımı belki de zorunlu hale getireceğiz ki bütün güreş severler onları da tanısın. Şimdi ben mesela yağlı güreş sevdası içerisinde olan pek çok güreş severe soruyorum. O güreşlerin nasıl yapıldığını bile bilmiyor. Oradaki insanlar da onu çok iyi biliyor. Bunların hepsini Türkiye'ye bir değer olarak birleştirme içerisinde olmaya çalışacağız inşallah. Dediğim gibi bir aşama sonrasında uluslararası hale getirmeye çalışacağız. Tabii inşallah başarılı oluruz ama benim bir tane önemli projem var. Onu şimdi gizli tutuyorum. Çok önemli bir proje. Onu bütün hazırlıklarını kendi içimde tamamladıktan sonra önce yönetim kurulumunda içinde yapacağız. Arkasında İnşallah genel kurulumuzda dediğim gibi gerekiyorsa olağanüstü çağırıp o konuda, çünkü çok radikal, çok gerçekten çok çok önemli noktalara getirecek bir adımla ilgili kafamda bir plan var. Ama biraz onu yapabilir miyiz? Yapamaz. Yaparsak görevimi tam anlamıyla yapmış hissedeceğim. Yapamazsak artık yaptığımız kadar diyeceğim, takdir görsün. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii gördüğümüz kadarıyla zaten sizi yakından bildiğimiz için bilmeyenler açısından söylüyorum. Liyakata kurulların oluşumunda hassasiyetiniz ne doğru olacak? Bakın, liyakat ve donanımlı bakın olunması. Size ne dedim biraz önce? Bu kurulların genel, oluşması. Bakın biraz önce bir şey ifade ettim farkındaysanız. Söylediğim şey şu. Bir kere adalet duygusunun sonuna kadar, adalet duygusunu liyakat sağlamadan sağlayamazsınız bakın. O kurullarda görev alacak insanlar eğer liyakatlı olmazsa kimse o kararlardan mutlu olmaz. Doğru mu? Doğru kararlar verilse bile mutlu edemezsiniz. Önce o liyakatlı insanlar orada bulunacak. Ama bu şöyle olacak. Onu da söyleyeyim. Bak buradan açık söylüyorum. Hiçbir şekilde bizim şu dönem bu dönem şeyimiz yok. Her dönem bizim dönemimiz. Hepsi bizim kardeşimiz. Bütün geçmişten bugüne görev alan, alamayan, etik bir takım sıkıntılara girmemiş olmak şartıyla, bak bunu açık konuşuyorum, ahlaki ve etik problem yaşamamak şartıyla herkes bizim kardeşimiz ve hepsinden yararlanacağız. Sizler şu an delegeler oylarını kullanıyorlar ve güzel bir atmosfer var. Herkes hazır. Sayın Türk işte hümanist bir şekilde düşünceleri söyledi ama başkan vekilim dedi. Hemen Sayın Hopur'u yakından tanıyoruz. Sayın Hopur öncelikle hayırlı olsun. Tarihte yerimizi aldık. Allah neler söyleyeceksiniz? Vallahi başkanımızın lafının üzerine laf konuşmak biraz şey olur ama gerçekten başkanım söylemiş olduğu şeylerden gerçekten de inşallah benim adamım diye bir şey olmayacak burada. Yeni federasyonda. Niye? Bizim hepimiz biriz. Biz güreş camiası olarak biziz, biriz. Zaten bunun peşinde değil miydik? Aynen öyle. Yani biz bir olduğumuz zaman güçlü oluruz. Bölündüğümüz zaman parça parça hiçbir gücümüzü de gösteremeyiz. Allah izin verirse inşallah tüm geleneksel güreşlerimizle beraber yağlı güreşimiz, kara kucak, şalvar, aşırtmalaba, kapışmalaba, kuşak güreşi olarak inşallah bu birlikteliğimizi, bu birliğimizi, dirliğimizi ve gücümüzü önce ülkemizde,
ulusal olarak göstereceğiz. Ondan sonra da uluslararası arenalarda her zaman bizim düşüncemiz şu olmuştur. Camianın içinden biri olarak bunu söylüyorum. Biz 2 yıl önce şalvar güreşinin dünya şampiyonasını başlattık. 45 ülke katıldı. 45 ülkeden Kahramanmaraş'ta 45 ülkeden 10 tane ülke şalvar güreşi federasyonunu kurdu. 45 ülkeye 10 tanesi kurdu. 10 tane ülke kurdu. Şalvar güreşi. Şalvar güreşini aşıladık. Evet. Görselliği diğer olimpik güreşten çok çok daha fazla. Yani insanlar artık bir yaptığı sporun, branşın anlayabilmek istiyor. Yenme yenilme şeklini, puanlama şeklini anlamak istiyor. Maalesef olimpik güreşlerimizde çok kurallarla oynadıkları için seyirci seyrediyor ama nerede puan var, nerede yok bunu anlamıyor. Anlamadığı için de maalesef seyircimizi kaybettik olimpik güreşte. Geleneksel güreşlere gittiğimiz zaman izdiham var maşallah. Şimdi bunun için bir Japonya bugün sumo güreşinin dünya şampiyonasını yapıyorsa, kardeşim ben yağlı güreşi niye dünya şampiyonasını yapmayacağım? Yapmamız lazım. Allah izin verirse inşallah bu ekip, bu yönetim, İbrahim Türküş başkanımızın başkanlığında bizim hedeflerimizin birinci sırasında yağlı güreşin dünya şampiyonası yapmaz. İnşallah. Yani bunlar güzel müjdeler, yeni projeler. Yani bunları uluslararası arenaya biz geleneklerimizi çıkartmamız lazım. Evet, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu birinci olağan genel kurulu. Tabii Ankara'dayız. Şu an delegeler oylarını kullanıyor. Oy kullanımı hemen hemen tamamlandı. Ve gerçekten İbrahim Türküş güzel bir konuşma yaptı. Bu konuşma içinde de hep beraber izlediğiniz gibi projelerin öne çıkan başlıklarını Hazurun'la paylaştı ve sizler de bunu öğrendiniz. Ama Hüseyin Çokal var yanımızda. Denizli'nin o medeni iftiharı, Türkiye'nin gururu, altın kemeri 3 defa Denizli'ye taşımış Hüseyin Çokal. Ustam, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı. Bir usta olarak sizlerle ilgili de çok güzel bir parantez açtı sevgili başkan. Onlar bizim baş tacımız olacak. Evet. Her zaman layık oldukları yerde her dakika onlara danışacağız ve varlıklarından faydalanacağız dedi. Başkanım şey, gereken her şeyi söyledi. Hani gereken bizler için falan. Onuru etti. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah atasporu yağlı güreşe faydalı olur. İnşallah iyi bir yerlere taşır. Sayın Başkanım bu işi de bunların başkanımın da dedelerden gelen bir şeyler. Ben dedesini falan çok iyi tanırım. Hamdi Hoca'ya. Güreş sever. Güreş hastaları bir kardeşlerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz öyle diyelim. Güreşin içerisinden gelen. İçerisinden gelen, evet. Güreşi seven, güreşe gönül veren inşallah hayırlı ve uğurlu olur. Kendi açısından da inşallah bu atasporunu belli bir yerlere taşır. Bizler de onun yanında mümkün mertebe bizi düşen görev varsa biz de yardımcı olmaya çalışırız. Her konuda bize bir şeyler gelirse. Bence güzel bir hamle oldu. Allah nasip ederse. Bir de çok aldı. Güzel günler görür diye düşünüyorum. İnşallah başkanım. Türkiye Ağlı Güreşi geleneksel güreşlerine. Bir de şunu söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi biz bir Ahmet Taşçı, Hüseyin Çokal ve Aydın abi bize bir ünvan verdiler ama ünvanın altı boş. Eğer bunları da sayın başkanım bir dili getir. Ben şimdi zamanı değil diye söylemedim. Ama ileride bunları konuşacağız. Ama sizi toplayacak dinleyecek. İnşallah, yani inşallah. Sporcu, inşallah. Noktasında biz bunları hep anlattık. Evet, bunu fazlasını hak ediyorsunuz. Tabii. Yani insanları kaybettikten sonra değil, sağken bu değerleri vermek lazım. Sen öldükten sonra ben istersen neyi verirsen ver. Hiç ne faydası var ki? O zaman Hüseyin Çokal Usta'nın elini öperek. Canım çok Usta'm sağ benim. Ol. Abdullah çok teşekkür ederim. Çok selamlar. Aleyküm selam. Sen çok selamlarımı söyle. Başüstüne sayın hocam. Evet, o Türkiye'nin Selçuk Çebi'si ve her zaman sevilen, her zaman sinerjisiyle, enerjisiyle, ağabeyiyle, dostluğuyla işte burada gördüğünüz gibi güreş camiasına sahip çıkan bir isim ve bir milat genel kurul. En iyi bilenlerden biri Sayın Selçuk Çebi. Türk güreşi için hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz? Tabii öncelikle Türk güreşi için hayırlı uğurlu olur. Özellikle geleneksel güreşimiz için yağlısı, karagözü, abası. İnşallah iyi olur diyoruz. Yeni bir yönetim, yeni bir başkan. Hem başkanı hem yönetime tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Hem biz ne kadar da güreş ailesi olarak, güreş camiası olarak, geleneksel güreş olarak farklı bir federasyon başkanlığı,
Türk güreşi olarak, güreş federasyonu olarak farklı bir güreş federasyonumuz. Ama sonuçta bir aileyiz. Spor bir ailedir. O anlamda biz bakanlık olarak tabii ki tüm federasyonlarımıza verilmesi gereken imkanı hemen ölçüde vermeye çalışıyoruz. Burada da birinci olağanüstü genel kurulda görevimizi yapmaya geldik. Hem başkanımıza hayırlı olsun dedik, hem yönetime hayırlı olsun dedik. Hem de geleneksel güreş ailesine de hayırlı olsun diyoruz. Allah utandırmasın. Bundan sonraki yapılacak olan müsabakalar, yarışmalar, tanıtımlar bu anlamda hayırlı olur diyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Her kurulda, her platformda aramızdasınız. Yani biz güreşe mal olmuş kişi derken bize, siz de güreşe mal olmuş bir basın mensubusunuz. Ondan dolayı sizlere de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu arada Cezayir'den güzel haberler geliyor. Evet. Çok dikkatimi çekiyor Sayın Çebi. Siz yıllarca gençlere dünya şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa'da, dünyada isim, olimpiyatlarda isim sahibi insan olarak hep el atıp sahip çıkmışsınız. Bugün gençler biraz daha vitrine koyulurken, bilmiyorum ben mi öyle görüyorum, bu farklılığı en iyi üçüncü göz olarak biz anlatırız herhalde. Bu gelişmeler için neler söyleyecek Grokonomen ve Serbest'te kadın güreşinde bilhassa çok desteği var Selçuk Çebi Başkanım? Yani burada şöyle bir şey var. Tabii ki Grokonomen, Serbest veya bayanlar bizim güreşte madalya olması olmazımızdır. Yani her dönem güreşin her daimi her zaman madalyası vardır. Çünkü güreşin bir aile geleneği, örfümüz, adetimiz olduğundan dolayı altyapısı her zaman güçlüdür. Bu anlamda tabii yeni bir federasyon, yeni bir yönetim, başarılı olan bir yönetim diyelim. Ama bu anlamda tabii ki bir önceki dönemlerdeki yönetimleri yapmış olduğu ektiği meyveleri de unutmamak lazım. O anlamda güreş ailesine, güreş camiasına, oraya ne kadar başkanlarımız hizmet etmişse bütün başkanlarımızı tebrik ediyoruz. Ölmüşlere de yad ediyoruz, rahmet diliyoruz. Bu anlamda Akdeniz oyunlarında, Avrupa Şampiyonası'nda, gençlerde, yıldızlarda aldıkları madalyalarını da tebrik ediyoruz. Tabii ki bu sadece güreş anlamında değil. Baktığımızda tekvando'da, halterde 19 tane büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda tekvando madalya aldı. Halter 23 tane madalya aldı. Çok ciddi madalyalar alıyoruz. Bu anlamda ülkemizde gerçekten spor politikası anlamında ciddi bir ivmelenme var. Ciddi bir aslında belki 10 yıldır 15 yıldır yapılmış bir yatırım var. Biz de şu anda o yatırımın doğru kullanarak verimlerini alıyoruz. Tüm branşlarımızda şimdi Akdeniz oyunlarındayız. Şu anda 4. günündeyiz ama yani ülke olarak 1. sırada görünüyoruz. Madalyalarımız iyi. Güreşin almış olduğu madalyalar Grokonomen'deki 3 altın, serbestte 1 altın, 3 tane bronzun, gümüşün, bronzun gelmesi. Bayanlarda bugün 5 tane finalimiz var. Bu anlamda iyi gidiyor, güzel gidiyor. Çocuklarımız bizi her zaman gururlandırıyor. Bizde bayrak hiçbir zaman yere düşmüyor. Belirli bir zamanlar gelir. Sayın Bakan Yardımcımız Hamza Bey vardı. Dünya Avrupa Olimpiyat Şampiyonumuz. O dönemlerde işte Mehmet Özal'lar, Nazmi'ler, bayramlar vardı. Sonradan bizler geldik. Bizden sonra Rıza'lar geldi, Taha'lar geldi. Ama burada ne Selçuklar, ne Hamza'lar, ne Nazmi'ler aynı şekilde devam edecektir. Bu anlamda güreşin madalya anlamında bir sorunu yoktur. İnşallah da bundan sonraki süreçlerde de ilerleyerek madalyasını alarak devam edecektir. Biz sadece güreşe değil tüm spor branşlarımıza hem 33-34 tane olimpik branş hem de buradaki son genel kurullarla beraber 67 tane olan federasyonlarımızın hepsine eşit bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz, uğraş vermeye çalışıyoruz. İnşallah başarılarımız daim olur. Onların almış olduğu başarılar bakanlığımızın, Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasamoğlu'nun başarısıdır. O başarılar Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimizin başarısıdır. O anlamda biz de oraya hizmet etmeye uğraş veriyoruz. Evet, son iki isim soracağım Selçuk Çebi'ye. Öncelikle Kerem Kamal adeta bu bayrağı biraz önce Nazmi Abluca gibi, işte Selçuk Çebi gibi, Rıza Kalp Taha gibi bunların önündeki de önemli isimler var. Kerem Kamal önlenemez bir çıkışı var çok genç yaşta. Ayrıca serbeste geldiğimizde Feyzullah Aktürk gibi bir pehlivan. Yağlı güreşle aslında çok büyük ekonomik gelir sağlayacağı dönemde mindere adadı kendisini. Başkan da onu izole etmiş durumda. Feyzullah Aktürk, bunun yanı sıra gelen çok değerli genç yıldızlarımız var. Ama Kerem Kamal'ın ve Feyzullah Aktürk'ün yürüdüğü yolda neler yorum yapmak ister dünya şampiyonu? Yani Feyzullah tabii ki daha genç çocuk. U23'ü bile var. Avrupa Şampiyonası'nda çok ciddi bir çıkış yaptı. Hem fizik olarak, hem çalışma olarak, hem karakter olarak sağlam bir kardeşimiz. İyi çalışıyor. Zaten başarının en büyük sırrı
En önemlisi çalışmak. Çalıştıktan sonra da Allah nasip ediyor. Evet, Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun birinci olağan genel kurulu Ankara'dayız. Metin Şenel yanımızda, Türk Spon, Türk Yağlı Güreşi'nin, Türk Güreşi'nin önemli bir ismi. Hem SAMDEF Genel Başkanı, SAMKON Genel Başkan Vekili ve tabii ki Metsen organizatörlüğünde de bir numaralı isim Metin Şenel. Milattayız, çok önemli bir genel kurul var ve evet. Yağlı Güreş artık Türkiye Güreş Federasyonu'na diğer dallarla birlikte veda etti. Bugün de tescilleniyor. Neler söyleyeceksin? Ben öncelikle Mehmet abi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeni seçilen başkanımız İbrahim Türkiş ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah camiamız için ben gerçekten çok umutluyum. Güzel şeyler olacak. Yağlı güreş atasporumuz, peygamber sporumuz. Biliyorsunuz bana göre Türkiye'de futboldan sonra en fazla seyirci kitlesine sahip olan spor dalı. Ben bu anlamda yağlı güreşimizde dünden bugüne emeği geçen tüm büyüklerimize, federasyon başkanlarına, yönetim kurullarına teşekkür ediyorum. Başpehlivan abilerimize, bu süreçte yağlı güreşimizi temsil eden tüm bireylerine, Cazgırı'ndan, Davul Zurnası'ndan, Hakem Camiası hepsine teşekkürlerimi diliyorum, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu yeni dönemde de ben daha güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Daha güzel yağlı güreş adına, daha yani dünyada temsili noktasında bir sumo güreşi gibi daha önemli işlere vurgu yapacağını, temsili noktada yağlı güreşimizin dünyada daha çok yer alacağına inanıyorum. Bununla ilgili güzel projelerin olduğunu biliyorum. İnşallah camiamıza hayırlı uğurlu olur. Evet. Peki şu ana kadar atmosferi nasıl buldun? Başkan Sayın Türkiş çok güzel reformlardan bahsetti. Belki de programın çoğunu açıkladı. Önce kurumsallaşma ve liyakat dedi. Evet. Başkanımız tabii kendisi Elmalılı. Atasporumuzun yatağı olan bir yer. Dedesi de orada zamanında Elmalı güreşlerini kendisi icra ettirmiş. Kendisinin birçok tecrübesi de var, bilgisi de var. Açıkladığı projeler gerçekten güzel projeler. Bu anlamda inşallah gerçekleştirmek nasip olur diyorum. Bunun için de canla başla çalışacağını kendisi beyan etti. Ben ama kurumsallaşma noktasında kendisinin çok katı olduğunu ve bu konuda ilkeli olduğunu biliyorum. Ben gerçekten zaten yağlı güreşimizin buna ihtiyacı var. Kurumsallaşma, liyakat, bu anlamda ilerlerse zaten olmayacak, başarılmayacak bir şey yok. Ben buna da başaracaklarına inanıyorum. İnşallah bu noktada kendilerine başarılar diliyorum. Yönetim kuruluyla birlikte ben güzel şeyler olacağına inanıyorum. Bu genel kurulumuzu ekranlara taşıdığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Sayın Yavaş, burada Ekrem Bey biliyorsun Sındırgı'da durdurak bilmiyor. Bir saniye sesi yok. Sındırgı için yatıyor, Sındırgı için kalkıyor. Değerli bir belediye başkanı. Kaldı ki önemli hizmetleri var. Müzesinden tabii keyfiyesine, oradaki yörüklerinden tüm etkinliklerine pehlivanların sahip çıkan bir değer. Ve bugün de genel kuruldayız. Milat bir genel kurul. Evet. Buna şahitsiniz. Neler söyleyeceksiniz? Yani ben aslında çok mutluyum, huzurluyum. Çünkü olayın bir dünya çapında yapılmış başka ülkelerin geleneklerini aslında bizim geleneğimiz gibi yaşattığımız bir dünyadan atalarımızın geçmişte yaptığı hizmetleri, yaptığı o kurallarla içerisindeki yağlı güreşleri, yani geleneksel güreşleri tekrar hayat buldurabilecek bir federasyon kurulmuş olması bence çok artı bir değer. Çünkü bir millet değerleriyle vardır. Bir millet aslında geçmişte olanını geleceğe taşıdığı kadar millettir, güçlüdür. Ve ben inanıyorum ki o değerler bir dünya platformunda bir olimpiyat meşalesi gibi geleceğe taşınacaktır. Güreş yapan belediyeler birliğiyle biz yıllar önce bunu aslında görmüş ve Yücel Yılmaz başkanımızın önderliğinde de şu anda aslında Türkiye'de bir geleneksel sporlara bir profesyonel yaklaşımla yeni güreşler, yeni insanlar yetiştirme üzerine kurgulanmış bir spor dalı olarak gelmişti. Şimdi de bu olayı geleneksel sporları biz geleceğe taşıyabilmek için artık kendi kurallarımızı kendimizin koyduğu bir işler yapmaya başladık. Ben inanıyorum ki biz Japonlar nasıl sumo güreşi yaparken dünya nasıl giyiniyor, nasıl yaşıyor hiç de dert etmeden hem bunu bir spor hem de bir turizm değeri olarak dünyaya sunuyorsa bizim de geçmişimizdeki aba güreşinden şalvar güreşine, yağlı güreşe kadar atalarımız bunu yapmış ve cihan pehlivanı olmuşlar. Kurtdereli Mehmet Pehlivan gibi, Şerif Pehlivan gibi, Mehmet Ali Yağcı gibi. Biz bunların o yaptığı sporu o gün eğer cihan pehlivanlığı yapabiliyorsa bize cihan pehlivanı yetiştirebilecek yeni işler
işler yapmak zorundayız. Ve devletin nezdinde de bunların temsil edilmesi, karşılık bulması bence çok artı bir hadise. Bundan dolayı da hükümetimizi, Gençlik Spor Bakanlığımızı çok tebrik ediyorum. Çünkü bizler bu değerleri yaşattığımız kadar varız. Biz de belediye olarak, belediyeler olarak Sındırgı'da yıllar boyunca destek verdik. Ben 2004'te ilk başkan oldum. O günde başlayan ve Sındırgı'da şu anda yılda iki defa güreş yapan bir belediye olduk. Arkasından 86 tane lisanslı güreşçi yetiştirdik. Bir Türkiye'de ilk defa bir güreş müzesini yapan belediyeyiz. Evet. Ve şu anda da geleneksel Türk sporları merkezi. Türkiye'de kaç yerde vardı bilmem ama bugün atlıcı ritinden güreşine, okçuluğuna, yani geleneksel olarak değnek, cirit ne varsa bunları yapabileceğimiz ve çocuklara anlatabileceğimiz bir terapi merkezine dönüştürebileceğimiz bir organizasyonu yaptık. Ve geçenlerde 35 ülkeden 84 tane atlı okçulukla yapan sporcu Sındırgı'ya geldi. Yani artık dünyayla entegre olmuş bir geleneksel sporlar var. Başkanım çok teşekkürler. Kolay gelsin. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Saratçehir Edirne'de burada İbrahim Doğan. Yıllardır tabii hem Sarıyeşe Kırkpınar'a hem de Kırkpınar'da tüm Türkiye'de temsil etmiş önemli bir koordinatör. Sayın Recep Gürkan'ın da hemen hemen güreşte gözü kulağı nefesi sağ kolu. İbrahim abi öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim ilginize alakanıza. Sizi de kutluyorum. Her güreşte, her çayırda, her alanda biz sizi hep görüyoruz. Ben size ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün burada bir seçim gerçekleşiyor. Biraz sonra yönetim belirlenecek ki inşallah bu yönetim içinde biz de olacağız. Bizim de olmamız gerekir çünkü biz olimpiyatı yapan bir belediyeyiz. Böyle değerlendirildi büyüklerimiz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Yeni bir oluşum, yeni bir umut, yeni bir gelişme. Bu bizim için çok önemli bir şey olacak. Çünkü bu yağlı güreş hakikaten yıllardır bir takım spekülasyonlarla, bir takım sıkıntılarla gidildi. Şimdi artık kendi federasyonu, kendi organları, kendi yönetimi olacak. Umutluyum. İnşallah hayırlı olur. Hasan Aydın, Türk Yağlı Güreş'in önemli bir ismi. Aynı zamanda da tabii sivil toplum örgütlerinin yanı sıra
Elmalı Belediye Başkan Yardımcılığı ve Antalya Büyükşehir Belediye Spor Koordinatörü ve Yağlı Güreş Birliği Koordinatör noktasında güreş organizasyonları noktasında önemli bir ismi ve Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olmasına rağmen bakalım bugün atmosfer biraz farklı ve minat bir seçimdeyiz Hasan Aydın. Evet. Hızla değişen bir süreç içerisindeyiz. Evet. Öncelikle hayırlı olsun, neler söyleyeceksin? Teşekkür ederim. Ben öncelikle büyüklerimize buradan başta yeni federasyon başkanımız İbrahim Türkçe teşekkür ediyorum hemşerime. Bizi bu göreve layık gördüğü için. Tabii bu süreç başkanımız az önce konuşmasında anlattı. Artık dedi eskiyi unutuyoruz. Yenileri artık yeni hedeflere yol açacağız dedi. Eskileri unutalım. Artık yeni kurallar, kanunlar getireceğini söyledi. Ben de biz de sonuna kadar yönetim olarak İbrahim başkanımızın arkasındayız. İnşallah önümüzdeki dönemde bu geleneksel Türk güreşi en iyi şekilde ülkemize ve yurt dışında temsil edilir. Yeni yönetim bu konuda genç ve dinamik bir yönetim oluştu bugün. Hep tanıdığımız arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki Kırkpınar'ı atlattıktan sonra Yağlı Güreş yeni yüzüyle, yeni çehresiyle en iyi şekilde eskiye eski de tabii güzel güreşlerimiz oldu. Daha iyisini yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Teşekkür ederim Sayın Çelik. Burada bizi yalnız bırakmadığı için de her zamanki gibi teşekkür ederim. Peki. Böyle yapacağız. Biz bunu pandemide artık bir sloganımız böyle. Vücut dili sloganımız alındı. Hasan Aydın'a başarılar diliyoruz. Tüm tabii yönetim kurulu arkadaşlarımıza. Evet, Metin Bey'in arkasında Hasan kardeşim aneta istinat duvarı gibi, kaya gibi, aslanlar gibiler ve bugün tabii Ava güreşi de biliyorsunuz bizim olmazsa olmazımız ve birinci olağan genel kurulda. Metin Bey, sizi bir kendi ağzınıza bir tanıyalım. Şöyle evet. Kameralara Tekrum TV'ye dönerek. Evet. Tabii teşekkür ediyorum. Ben Metin Taşçı. Konya Selçuk Üniversitesi'nde 2007 yılında mezun oldum. Daha sonrasında 2019'da da yüksek lisansımı Mustafa Kemal Üniversitesi'nde tamamladım. Kapışmalı Ava güreş sporcusuyum. Başkanımız kendisi bizi listelerine uygun buldular, listelerini aldılar. Bu gururla, bu şevkle önümüzdeki dönem Hatay'ımıza, Aba güreşimize, güreş camiamıza, gençlerimize geleceğin umudu olan, az önce başkanımız da ifade etti, gelecekte büyük beklentilerimiz olan gençlerimize hizmet etme adına arkadaşlarımızla, ustalarımız, çıraklarımızla bu göreve talip olduk. Bizler de uygun gördüler. İnşallah layığıyla yerine getiririz diyorum. Evet, Başar Attık Bey, o da önemli bir isim. Son zamanlarda yağlı güreşimize Kurtdere dendiği zaman, Karasi dendiği zaman, Yücel Yılmaz dendiği, Yağlı Güreş Birliği dendiği zaman Başar Attık Bey Türkiye'nin her yerinde bu tecrübelerini artık geleneksel güreşler federasyonunda hayata geçirecek. Öncelikle olağan genel kurul, bir milat bir tarih Sayın Attık Bey. Evet. Yücel Başkanımızın da başkanlarımızın da ifade ettiği gibi gerçekten bir tarihi bir olaya tanıklık ediyoruz şu anda. Yağlı Güreş Federasyonu'ndan ayrılarak ve diğer branşların Geleneksel Güreşler Federasyonu'na geçmesiyle birlikte yeni bir gün, yeni bir devir başlıyor. Öncelikle Güreş Federasyonumuza, şu anki Güreş Federasyonumuza ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Bunca zamandan bu yana değerli hizmetleri oldu bütün başkanlarımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin. Evet, bizler de 2014 yılından bu yana yağlı güreş düzenleyen kentler birliği vesilesiyle camiaya hizmet etme şansı bulmuştuk. Bugün de büyüklerimizin teveccühüyle Geleneksel Güreşler Federasyonu'nda bu hizmetlerimizi birliğimize ek olarak sürdüreceğiz. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Camianın bütün sıkıntılarını, camianın tamamını kucaklayan bir yönetim yapısıyla birlikte bizler de güreş camiasına hizmet etme fırsatı bulacağız. Tekrar büyüklerimize teşekkür ediyorum bizlere bu görevlere layık gördükleri için. Sayın Atık Bey, şimdi İbrahim Türkiş yüreklendirdi, bazı ipuçlarını verdi ana başlıklarda. Liyakat dedi, şeffaflık, adalet ve reformlar dedi. Şimdi bu kimyanın mayası heyecan da yarattı. Hazırın Sayın Yücel Yılmaz'ın da çok güzel bir sunumu oldu. Peki felsefeye nasıl bakıyorsun Sayın Türkiş'in bu açıklamalarına? Vallahi öncelikle İbrahim Başkan da Yücel Başkanımız gibi bu işe gönül veren, bu işte dertlenen bir başkanımız oldu. Şükür ki öyle bir başkanla çalışacağız. Söylediği her şey doğru. Tespitleri çok doğru ve yerinde. Hep birlikte o tespitler üzerinde camianın tamamını kucaklayacak ve herkesin memnun olacağı
bir yönetim olacağız. Bundan yana da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tekrar söylüyorum, güzel günler bekliyor bizi. Peki, yeni bir başlangıçtayız. Tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Amin, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah güveninizi boşa çıkarmayız. Ben ve yönetimim olarak. Söylediğim gibi sadece biz yönetim kurulu olarak yönetmeyeceğiz burayı. Hep birlikte yöneteceğiz. Ve inşallah herkesin içinin rahat ettiği, huzur duyduğu bir yönetim anlayışıyla tüm güreş severleri mutlu edeceğiz. Bütün umudumuz, amacımız bu. Bu duygularla hepinizi tekrar tekrar saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. Evet, yeni Hasan Tunalar, yeni Baki Usta Kalpler yetişecek demişti Sayın Türkiş. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim abi. Güzel bir genel kurul oldu. Bir milat, yeni bir dönem başlıyor. Evet. Şimdi bu bizim yağlı güreş camiasının büyük bir fırsat. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kuruldu. Bundan sonra şunun adamı, bunun adamı yok. Herkes adaletli. Kim yapıyorsa bu işi göreve de o gitsin. Herkes, tüm arkadaşlar, yağlı güreşçilerimiz, herkes faydalansın. Yani bizim için güzel bir seçim oldu. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Peki. Hasan Tuna, tabii ismini zikredilmesi beni çok mutlu ediyor. Gerçekten iyi bir usta. Güzel bir jübeyle tamamladın. Evet. Neler söyleyeceksin? Gerçekten yağlı güreş ve geleneksel güreşler için bir milat oldu sevgili usta. Evet, tabii ki ilk kez bir oldu. Daha önce de olmuştu. Yine birleşmişti Minder'le. Şu anda inşallah iyi gider. Başkanımızın çok güzel konuşmalar yaptı. İbrahim Bey. Evet. İbrahim Bey. Onun doğrultusunda ne gerekse bu işlerde yardımcı olmaya çalışacağız. Katılımı nasıl buldun? Katılım çok güzeldi. İlgi alaka? İlgi alaka. Bayağı kalabalıyız. İnşallah geri kalanları da daha güzel yapacaktır başkanımız. Peki. Mehmet abi, hayırlı olsun. Bir de bir şey söyleyeceğim. Evet, buyur, buyur. Şimdi bu bizim yağlı güreş Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kuruldu ya. Evet. Şimdi bu federasyonun güzel bir bütçesi olacak. Bundan sonraki güreşlerde mesela ödülleri, hakem paralarını federasyon ödeyebilir. Yollukları belirleyen. Açıkladı başkan. Evet. Açıkladı. Evet, mesela bu çok şimdi 200 güreş olacaksa 300 güreş olacak. Yağlı güreş daha yani birinci sırada olacak inşallah. Futbolla yine seyirci açısından yarışacak. İnşallah. İnşallah. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyoruz biz de efendim. Evet. Tabii erken bıraktı güreşi ama davayı bırakmadı. Hem bilim noktasında hem bir eğitim noktasında Akdeniz Üniversitesi'nin de doçent yolunda hızla ilerleyen İsmail Varol'la birlikteyiz. Ve olağan birinci genel kurulda güzel bir tarihi imza attık. Neler söyleyeceksin? Öncelikle birinci olağan kurulumuz tüm camiamıza hayırlı olsun. Dediğiniz gibi biz güreşi erken yaşta değil tam zamanda bıraktığımı düşünüyorum. Bundan sonra nasip olursa güreşe yine hizmet etmeye devam edeceğiz. Değerli başkanlarımızın bize bu görevi verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Gerek bilim konusunda, gerek güreşin sahalara yansıma konusunda biz de elimizden geldiği kadar yine hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu camia bizim camiamız. Biz bir yerlerdeyse güreş sayesinde gelmişizdir. Sonuna kadar da bu camiamıza hangi alanda olursa olsun hizmetimize devam edeceğiz inşallah. Sevgili Varol, başkan güzel bir şey söyledi. Bu işe bilimsel yaklaşacağız, üniversitelerden, akademilerden faydalanacağız dedi. Bu noktada yani neler söyleyeceksin? Yani bence çok önemli bir konunun altını çizdi. Kesinlikle başkanımızın mihmandarlığında ne yapılması gerekiyorsa, yani bazı şeyler erken konuşmak, ben şöyle konuşmaktan ziyade icraata bakanlardanım. İnşallah böyle başkanımızın başkanlığına başlayıp çalışmalarımızı akademik camialarda, spor bilimleri fakültesinde, spor liselerimizde, güreş gerçekten sevilen, sayılan bir branşımız. Bunu tüm üniversitelere, tüm gençliğimize nasıl sevdirebiliriz, aktarabiliriz ile ilgili çalışmalarımız inşallah zaman içerisinde başlanmış olacak yani. Peki. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel kardeşim. Sağ olasın.